Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizi erkek bebekler için ben e, ördüm. Dilerseniz kız bebeklerimiz için de bu çalışmamızın aynısını yapabiliriz. Dilediğimiz renklerle e, kombin ederek çalışmamızı farklılaştırabiliriz. Şöyle bakınız gayet hoş bir çalışma oldu. Yeleğimizi şu şekilde bir tanıyalım. Bakınız. Trabzanlarımızı artarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim ve her sıramda ikişer ikişer artışlarımı yaptım ve üç farklı renk kullandım üç farklı rengimizin her bir renk için iki sıra ördüm. İki sıramı örüp diğer rengime geçtim. İki sıra örüp diğer rengime geçtim ve istediğim ölçü olduktan sonra kenarlarının tığlama işlemini düğmemizin ve iliğimizin yerini de çalıştıktan sonra kol kenarlarımızı ve boynumuzu yine gri ipimizle belirledik ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Yeleğimizin ölçülerine şu şekilde bakmak istiyorum. 37 santim yeleğimin uzunluğu omuz kısmından alt kısma kadar tam 37 santim kol altı genişliğine bakmak istiyorum kol altı genişliği ise bir uçtan diğer uca 30 buçuk santim ya da tam 30 da diyebiliriz 30 santim de genişliği Evet yeleğimizi 2 e, yaş civarındaki çocuklarımız çok rahat bir şekilde giyebilirler. Hatta zayıfsa 3 yaşındaki çocuklarımız da çok rahatlıkla giyebilir. 3 farklı renk kullandım. E, Krem rengim tamamen bitti. Beyazım ve griğimden ise kaldı. Biraz daha devam edebilecek kadar kaldılar. Ama krem rengi ipimi tamamen kullandım. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi etrofil marka ipimle örüyorum. Anti peeling özelliği olan ipimiz. Renk numarası 80011 ve şöyle karışımına ve bileşimine bakalım 100 gramdan oluşmakta ve 250 metre %100 akrilik güzel bir ip bebeklerimiz için uygun şimdi e, ipimizi örmek için iki buçuk numarada da tığımı kullanıyorum ve hemen örmeye başlayalım İpimizin ucunu alalım bir taraftan örelim bir taraftan da ayrımlarımızı yaparak ilerleyelim İlk önce zincirimizi çekerek başlıyoruz. Zincirimizi çekip bir tane düğümümüzü attık ve tığımı gevşetiyorum ilmeğim rahatlaması için ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. Yeleğimin önünü bu 10 zincirle oluşturuyorum. Ve bir tane ayracımı takıyorum. 10. zincire taktım. Burası önümüz. Kolumuzu örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincirimi çektikten sonra 13. zincirin içerisine girerek ayracımı takıyorum. Ve arkam için örmeye başlıyorum. 20 tane zinciri arkamıza sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 zincirimi de arkam için saydım. Hemen ayıracımı yeniden takıyorum. Tekrar kolum için 13 tane zincirimi saymaya başlıyorum. Şöyle güzel takalım. Diğer ilmeğimin içerisine taktığım için ölmem zorlaştırması. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane zincirimi çektim ve ikinci kolumuzu da bu şekilde hazırladık. Şimdi tekrar işaretimi takıyorum. Son olarak önümüzü örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet, yeleğimizin bütün bölümlerini bu şekilde ayırarak ördüm. Hemen bakalım. Bakınız şu şekilde de yazılı göstermek istiyorum. Bir de santim olarak ölçüsüne bakalım. Önlerimizi onar onar ördüm. Kollarımızı 13 ve 13. Arkamız ise 20 tane zincirden oluşmakta. Tığ numarası ise 2,5 milimetreden oluşmakta. Şimdi ölçümüzü bakalım. Birbirimizin elimizin ve ipimizin ölçüsü ilk zincirde şu şekilde bakalım şöyle düzelterek 26 santim 25 buçukta 26 santim arası bakınız şu şekilde ölçümüzü görmekteyiz. Evet şimdi trabzanlarımızı kurmaya başlayalım. 2 zincir geri geliyorum 1 ve 2. İki tane zincirde örüyorum bir ve iki buradan iki tane trabzan elde etmeyi düşünüyorum. Bakınız iki zincir ilave ettim bir zincir buraya geçti toplamda üç zincir birinci trabzanımız oldu geri çekildiğimiz ikinci zincirimizin içine ise bir tane trabzanımızı örerek iki tane trabzanımızı bu şekilde hemen oluşturuyoruz ve diğer trabzanlarımızı birer birer zincirlerimizin içerisine örerek ilerliyoruz. Herhangi bir farklı işlem yapmadan bu şekilde ilerleyelim. Evet sırası ile işaretimin bulunduğu yere gelmek üzereyim. Sadece ikili trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Bakınız tam 10 tane trabzanımızı ördüm. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum ayracımı taktığım yerden çıkarıyorum ve hemen ayracımın bulunduğu yerdeki zincirimin içerisine giriyorum bakın aynı yere değil ayrı yere batıyorum hiçbir zincire iki defa batmıyorum ayrı ayrı yuvaların içerisine batıyorum ve ilerliyorum toplamda 13 tane trabzanım olacak sayarak ayarladığımız için hiç saymamıza gerek yok trabzanları yeter ki atlamayalım ya da iki defa batmayalım birer birer ilerliyorum kırmızı ayrıcıma kadar ilerliyorum ipimi yaralamak istemediğim için hemen düzeltiyorum son trabzanımı örüyorum Evet kolum için 13 tane trabzan yeri ayarlamıştım zincir çekerek 2 4 6 8 10 ve 13 gördüğünüz gibi hemen 13. trabzan üzerine 1 ve 2 zincirimi çekiyorum çıkarıyorum ayıracımı. ve hemen çıkardığım yere bir diyerek başlıyorum toplamda 20 tane trabzanımı zincirimizi zaten hazırlamıştık zincirimizin içerisine birer birer ikili trabzan şekliyle örerek yerleştiriyorum. Şu şekilde ilerleyelim. Evet trabzanlarımızı birer birer örerek tamamladım. 20. trabzanımın üzerine yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkardıktan sonra 13 tane zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Her zincirimizin içerisine bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakınız ikili trabzanda bir iki defa aldığımız için ismini iki trabzan olarak ikili trabzan olarak adlandırıyoruz. Başını doluyorum bir ve iki defa da alıyorum. Ayracıma doğru ilerliyorum. Her bir zincire birer defa batarak trabzanlarımı tamamlamak üzereyim. Son trabzanımı örüyorum. Kolum için hazırlamış olduğumuz bölümümüzün ve iki tane zincirimi hemen işaretimin yanındaki son trabzanın üzerine örüyorum. Zincirimi ördükten sonra ayracımı çıkararak hemen batıyorum. Ve sona kadar 10 tane zincir çekmiştik. Birer birer batarak trabzanlarımı tamamlıyorum. Evet 10 tane trabzanımı ördüm ve yeleğimin birinci sırası olan bölümlerimi bu şekilde tamamladım. Şöyle hemen düzelterek bakalım yeleğimizin bölümlerini. Evet şöyle hatırlayalım 10 ve 10 önlerimiz 13 ve 13 kollarımız 20 ise artımız tekrar e, yazılı bir şekilde gösterelim. Bakınız ön 10 10 kollar 13 arkamız ise 20'şer trabzandan oluşacak Evet şimdi artışlarımızı yaparak örmeye devam edelim bitirdiğim yönde iki tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 örgümün arkasını çeviriyorum bütün sıramızı birer birer örerek ilerleyelim bakın birinci zincirle ördüğümüz trabzanımız aynı yere tekrar batmamıza gerek yok Birer birer ilerliyorum. Her trabzanımın üzerine batıyorum. Minik gözlerimiz var. Bakınız şurada. 1 ve 2. Başını doluyorum. Gördüğüm minik gözün içerisine şu kısma batıyorum. İlerliyorum. 2 zincirimin bulunduğu ayrım yerime kadar geliyorum. birebir alttaki trabzanın aynısını ördüm 10 tane trabzan altta vardı 10 trabzan da şu anda üstte var ikinci sıramız ve büyütmelere ihtiyacımız olacağı için hemen artışımızı yapmaya başlıyoruz artışımızda ikişer trabzan 2 iki zincir ikişer trabzan şeklinde örerek artışlarımızı tamamlayacağız şimdi 10 tane trabzanımızın hemen ara ayrım yerine tığımın başını dolayarak giriyorum ve 11. trabzanımı örüyorum Tekrar başını doluyorum ve 12. trabzanı örüyorum ve robamızın ikinci sırasında iki artışla sayımızı 12'ye yükseltiyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı yere iki tane trabzanım örüyorum. Burası ise kolum için gerekli olan artışım. Zincirden sonrası kolum için devam edecek. Ve birebir trabzanlarımı diğer zincire kadar örüyorum ve kolumun ikinci sırası da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi devam edelim. Evet zincirimizi ördüğümüz yere kadar geldim. Birebir bütün trabzanlarımı tamamladım. Şimdi zincirimin içerisine tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra aynı boşluğun içerisine arkamız için gerekli olan artışımızı yapmak üzere iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve 2. Evet 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı bütün artış yerlerimizi yani 2 zincirlerimizin içerisine yaptıktan sonra arada örmüş olduğumuz bütün trabzanlarımızı da örüyoruz. Ve sıra başına gelerek yine aynı şekilde her iki zincirimizin bulunduğu yerde artışlarımızı yapıyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Tığımın başını doluyorum. Ve aşağıda görmüş olduğum bütün trabzanlarımı birer birer örerek zincirimin bulunduğu yere kadar ilerliyorum zincirimin bulunduğu yere kadar yeniden örerek geldim bakın ikinci sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz hemen büyüme başladı şimdi tığımın başını doluyorum İki trabzan iki tane zincir iki trabzan 1 ve 2 ördüm. Yeniden birer birer trabzanlarımı örüyorum. Kolum için birer birer trabzanlarımı ördüm. Zincirimin bulunduğu noktaya geldim. 1 ve 2 2 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektikten sonra yeniden 2 trabzanımı örüyorum ve artışımı tamamlıyorum. Sıradan bütün trabzanlarımızı örerek önümüzü de tamamlayalım. Sırası ile trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Son iki tane trabzanım kaldı. Onu da birlikte örelim. En son trabzanımı mutlaka örüyoruz. Unutmuyoruz. Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladım. 1, ve 2 bitiş yönünde iki tane zincirimi çekiyorum ve üçüncü sıramıza başlamak için hazır hale geliyoruz ama öncesinde hemen iki sıramızı tamamladık ve görüntümüze bakalım şöyle görüntümüzün bir de ölçülerini verelim arkamıza hemen iki sıra sonundaki ölçümüz bakın bir bitiş yönünden diğer bitiş yönüne tam 13 santim yanlarımıza bakalım bitişten diğer bitişe kadar şöyle düzeltelim şu kısmı 10 santim önlerimize bakalım sadece bir yönüyle ölçüyorum 6,5 santim de önümüz evet ölçümüze de baktıktan sonra şimdi zincirimizi çekmiştik diğer yönde hemen tığıma takıyorum örgümün yönünü çeviriyorum birer birer bütün trabzanlarımı örmeye başlıyorum ve artış yerine geldiğim zaman tıpkı alt sırada olduğu gibi iki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum ilerleyerek devam ediyorum Yeniden zincirimin olduğu yere geldiğim zaman tekrar iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan. Trabzanlarımız örerek ilerleyelim. Yine aynı yere geldiğimiz zaman iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim. Sıramızın başına kadar bu şekilde artışlarımızı yapalım, yeterli ölçüye ulaşana kadar düz bir şekilde trabzanlarımızı örerek robamızı büyütelim. Robamızı ikişer ikişer artarak istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. 8 sıramızın uzunluğuna şu şekilde bakalım. 10 santim şöyle baktığımızda 9,5 santim olduğunu görmekteyim. Arkamızın genişliğine bakalım. Örgümüzün birbiriyle ölçüsünü kıyaslayalım. Bakın şu an 27 santim ee, sırt ölçümüz. Kolumuzun ölçüsüne baktığımız zaman diğer tarafı bakalım. Yakınımızdaki olan tarafa bakalım. Ve şuradakinden bakıyorum. Bakınız bu sırayı 9. sıra olarak fazladan ördüm. Onun için onu dahil etmeden diğer sırama bakıyorum. 23,5 santim ee, kolumuzun genişliği. Şimdi 9. sıramızı ben örmeye başladım. Ee, kolumuzu Birleştirmek için hazırlama yaptım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıramızda kolumuzu birleştirme işlemini yapıyoruz ve şöyle baktığımız zaman her bir sırada ikişer ikişer trabzanlarımızı arttık ve yeterli ölçümüz oldu. Şimdi tığımı takıyorum ve bir tane artışımı yapıyorum 9. sıramızda bir artışımızı yaptıktan sonra 6 tane zincirimi çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 alta zincirimi çektim kolumu şu şekilde büküyorum tırmanın başını dolayarak araya bir tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim ve sonrasında sırtımızdaki trabzanların tamamını birer birer örerek diğer kolumuzun bulunduğu yere kadar ilerleyelim Kolumu birleştirdikten sonra arkamdaki bütün trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Yine kolumuzun artışının hemen yanındayız ve artış yerimizi bir tane trabzanımızı örüyorum ve 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Bakınız şu kısmı şöyle alıyorum. Diğer artış yerimin olduğu yeri bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve bir tane trabzanı örüyorum ve kolumuzu bu şekilde birleştirmiş oluyoruz bir artış yerinden diğer artış yerimize kadar kolumuzun ayrımını yaptık. Şimdi birer birer bütün trabzanlarımı örerek tamamlıyorum. Sıra başına kadar devam edelim. En son trabzanma varana kadar bütün trabzanlarımı örüyorum. Ve son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Çünkü diğer renkli ipime geçiyorum. Diğer rengimizde her sıramızı her rengimizi iki sıra öreceğimiz için yandan ip geçmesi biraz sıkıntı olabilir. Şimdi robamızı toparlayalım. Ve evet, robamızı bu şekilde toparladım. Bakınız ipimi buradan kestim. Şöyle görelim. Gayet hoş bir roba çalışması oldu. Sade. Şimdi altından renklerimizle modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle çeviriyorum. Ön yüz sol elimden tarafta ön yüzden modelimi uygulamaya başlıyorum. Gri renkli ipimi aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve birinci trabzanımın bulunduğu noktanın en üstüne gelerek batıyorum bağlanıyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum bağlandıktan sonra tığımın başını doluyorum hemen yanındaki ilk trabzanımıza ipimizde şöyle gizleyelim ilk trabzanımıza batıyorum bir aynı yere bir daha batıyorum iki aynı yere bir daha batıyorum 3 3 tane trabzanımı örüyorum aynı noktanın içerisine bir tane zincirimi çekiyorum tığıımımın başını doluyorum zincirimden sonra 1, 2 atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum 1 Aynı yere 2 aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 tane zincir çekiyorum 1, 2 atlıyorum 3üncü bulunduğu noktaya geliyorum 3 tane trabzanımı aynı yerin içerisine örüyorum. 3 trabzanıı ördüm. Evet tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın bulunduğu yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve aynı noktaya 3. Araya bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzan üzeri 1 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Yeniden bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzanın başında doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. trabzanın bulunduğu yere 1 2 ve 3 bir zincir çekiyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanıma 1 aynı yere 2 aynı yere 3 tane trabzanım örüyorum. Hemen açıldı. Yeniden örüyorum bir zincirimi çekiyorum. Bakınız şu şekilde trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. 3 trabzan iki atlıyorum. Bir zincir tepeden çekiyorum. 3 trabzan bakınız aynı noktaya bir zincir yukarıdan iki trabzan atlıyorum. Kol altına kadar örelim. Evet zincirimizin bulunduğu yere kadar geldim. Yeniden bakınız bir atlıyorum. iki atlıyorum. 3. zincirimin içerisine girerek 3 tane trabzanım örüyorum. Bir, aynı yere 2 aynı yere 3 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. Zincirimin içerisine gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bakın zincirimizin içerisine de üçer tane trabzanlarımızı ördük. Tamam başını doluyorum. Bir tane zincirim, 2 trabzanım. 3. Trabzanımın üzerine batıyorum bu şekilde iki atlayıp üçüncü trabzanın üzerine üç tane trabzan örerek sıra başımıza kadar ilerleyelim araya bir zincir çekelim diğer taraftaki kolumuzda da aynı işlemimizi yapalım bakınız şu şekilde yerleştirelim Evet bakınız bu uçtan başlamıştım şöyle çeviriyorum Kol altına iki tane trabzan modelimizi uyguladım. Arkadan yine iki trabzan atladım, üçüncüye modelimi uyguladım, İki trabzan atladım, modelimi uygulayarak geldim. Diğer kol altımda da aynı şekilde iki tane modelimi uyguladım ve e, ilk gövdeye geçerken bir ve ikinci trabzan modelim buradaydı. Bakınız, buradaki ilk hazırlamış olduğumuz öne uygun olarak ikinci önümüzü de hazırlayalım. Bakınız ikinci trabzanımın üzerine modelimi kurdum. Sizinki ikinciye değil üçüncüye de gelebilir ya da birinciye gelebilir. Daha büyük ya da küçük ördüyseniz hiç önemli değil. Sadece yapmamız gereken en önemli nokta birinci önümüzde ikinci önümüzün eşit miktarda yani eşit bir şekilde ayarlanması. Şu şekilde bakınız eşit bir şekilde diğer önümü de gösterecek olursam bakınız ikinciden başlamıştı ikinciden başlayarak öne doğru devam ediyorum sayılarımızın birebir eşit olması lazım önümüzün birisinin büyük birisinin küçük olmasını istemiyoruz Evet şimdi uç noktaya kadar ilerliyorum uç noktaya kadar geldim bir tane zincirimi çekiyorum başlangıçtaki travzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum şu tepe noktasına batalım ve bir tane trabzanım örüyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum ve yapmış olduğumuz sıramızı şu şekilde bir bütün halinde görelim bakınız her iki önümüz arkamız modelimizin birinci sırasını kurduk her rengimiz iki sıra halinde devam edecek birinci sırasını ördüm şimdi ikinci sırasını başlıyorum 3 zincir çekip dönmüştüm bir tane daha zincirimi çekip 4 zinciri tamamlıyorum ve 4 zincirimle tığımın başını dolayarak örmeye başlıyorum. Birinci trabzanın bulunduğu noktaya atlıyorum şu grubumuzu. Ortaya geliyorum bakınız. Ortaya gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum ve aşağıya tam aşağısına batarak şöyle biraz da uzun alıyorum. 1 ve 2 bakın sadece uzun aldım. İkinci trabzanımı örüyorum uzun alarak. Üçüncü trabzanım ise hemen yanına örüyorum. Toplamda üç tane trabzanımı ördüm. Yine bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki e, alt sıradaki iki trabzanımızın arasındaki bulunan bölüme bir tane trabzanımı hemen zincir altına örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı alta giriyorum. Bakınız roba kısmına girerek şöyle uzatıyorum. Bir ve iki uzunca bir e, trabzan örüyorum. Üçüncü trabzanı yine zincir altına girerek örüyorum ve üçe tamamlıyorum. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra yine zincir altına bakınız. Hemen şu kısma bir tane trabzan. Tığımın başını doluyorum. Aşağıya robamdan uzatarak alıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı yine şu şekilde bakınız örüyorum aynı zincir altı bir zincir çekiyorum bir tane trabzanım örüyorum tığımın başını dolayarak alt robadan trabzana batıyorum uzatıyorum 1 ve 2 tekrar başını doluyorum zincirimin hemen bakınız altına girerek 1 ve 2 bu şekilde örüyorum biraz daha devam edelim bir tane zincirimi çekiyorum Alt sıradaki tek zincirin içerisine bir tane trabzan. Tığımın başını doluyorum. Aşağıya batıyorum. Biraz uzun çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını dolayarak yine zincirimin altından giriyorum. 1 ve 2. 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Araya giriyorum. Bir trabzan. Normal örüyorum. Hemen zincir altı. Ve tığımın başını doluyorum, altına geçiyorum, aşağıya batıyorum, ikinci trabzan örüyorum, üçüncü trabzanı hemen soluna örüyorum. Üçe tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çekip tekrar diğer bir zincirin olduğu yere bir trabzan aşağıdan kavrayarak uzatıyorum. İkinci trabzanım üçüncü trabzanım örüyorum bir zincirimi çekiyorum bakın çok çok zevkli ve kolay bir trabzan aşağıya batıyorum uzatıyorum 2 ve yanındakini örüyorum 3 araya bir zincir sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim Evet sıramızın sonuna doğru örerek ilerliyorum. 3 tane trabzanımız birisi derinden batıyoruz ve bir zincirimizi çekiyoruz. Bu uçtan başlamıştık 4 zincir çekerek 3 zincir çekmiştim. Bir tane daha ilave ederek 4 zincirimizde bu uçtan başlayarak diğer ucumuza kadar ilerledik. Ve en son trabzanımızı öreceğimiz bölümdeyiz bakınız. 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci sıradaki kenar trabzanımız olan trabzanıma batarak bir tane trabzanım örüyorum ve bir zincirimi çekerek ipimi kesiyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Bakınız modelimiz iki sıradan e, ibaret kurulumu. Her iki sırada bir rengimizi değiştirerek e, istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Beyaz ipimle devam etmek istiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Kopardığım yerden şu şekilde batırıyorum. Bağlanıyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra hemen örmeye başlıyorum. Bakınız buradaki trabzanım kenar trabzanımız grubumuzu oluşturacak bölüm şuradaki gibi 3 tane trabzanımızın olması gerekmekte birinci trabzanımı örüyorum iplerimizde şöyle arkadan gizlersek çok rahat ederiz birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı örmek için aşağıdaki tam ortadaki trabzanımın tepesine batıyorum uzatıyorum 1 ve 2 Üçüncü trabzanımı tekrar sadece zincirimin altından kavrayarak örüyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bu grubu atlıyorum. Yeniden bir zincirimin olduğu yere geçiyorum. Ve tığımın başını dolayarak bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı aşağıdaki tam ortada bulunan trabzanımın tepesine batıyorum. Ve uzatıyorum. Bir ve iki. Üçüncü trabzanımı ise yine zincir altına batıyorum. Bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Araya bir tane zincir. Şimdi şu gruba girelim. Hemen ilk trabzanımı zincir altından kavuruyorum. Bir. ikinci trabzanım aşağıdaki trabzanın üç tane olanın tam ortadakine batıyorum ve uzatıyorum. 2 Üçüncü trabzanımı yine zincir altına girerek örüyorum. Toplamda üç tane trabzanımı örüyorum ve bir tane zincir çekiyorum yeniden başlatıyorum bir trabzan ikinci trabzanı ortaya batıyorum bakınız uzatıyorum 2 üçüncü trabzanımı yine zincir altına örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir trabzan aşağıya batıyorum 2 ve üçüncü trabzanımı örüyorum tekrar araya bir zincir ve devam ediyorum bir trabzan ortadakine batıyorum ve uzatıyorum ikinci trabzanlarımızı hep uzun örüyoruz ve 3 ve bir zincir sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim bu uçtan başlamıştım bakınız her iki yönden de görelim zincirimizi çekerek trabzanımızı oluşturmuştuk ve hemen modelimizi kurmuştuk şöyle görelim şimdi bitiş noktasında da aynı işlemimizi yapıyoruz bir tane trabzanımı ördüm 4 zincirimizin bulunduğu yere tığımın başını doluyorum ortadaki bakınız alttaki ikinci trabzandan alıyorum uzatıyorum ikinci trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımı yine zincir altına giriyorum ve bir tane zincir çekip tığımın başını doluyorum hemen zincirimin üzerine batıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum şöyle bir görelim bakınız modelimizi ikinci renk olarak birinci sırasını ördük şimdi ikinci sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizin yani gri rengimizin ikinci sırasındaki gibi başlangıcımızı yapıyoruz ve devam ediyoruz 3 tane zincirimi çektim dördüncüyü ilave ediyorum tığımın başını doluyorum hemen birinci trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımın içerisinden derinden giriyorum uzatarak bir ve yanına son trabzanım örüyorum dört tane zincir ve üç trabzan ikisi aşağıdan alıyorum araya bir zincir çekiyorum ve buradaki zincirimin içerisine giriyorum bir örelim hemen tığımın başında doluyorum. bakınız ortadaki ikinci trabzandan uzatarak alıyorum ve üçüncü trabzanımı da örüyorum ve bir zincirimi çekiyorum Evet bakınız bu şekilde örerek ilerletiyoruz araya sadece bir tane zincir bir zincirin olduğu yere üç tane trabzanımız örüyoruz ama ikinci trabzanı alttaki trabzandan alıyoruz bu şekilde renklerimizi değiştirerek istediğimiz ölçü gelene kadar Yeleğimizi örmeye devam edelim. Bir zincir. Bakınız, gayet kolay, dümdüz trabzanlardan oluşan çok şık bir model. Bir zincirimi çekiyorum, bir trabzan, alttan ikinci trabzanımı alıyorum ve bu şekilde örerek ilerletiyorum. Sıramızın sonuna kadar yeniden örerek geldim. Bakınız, aynı gri de yapmış olduğum işlemin birebir aynını tekrar ettim. En son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız, şurada bir tane zincirimizi mutlaka çekiyoruz. Trabzanımı tamamladım. Bir zincirim çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Kenar trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. İsterseniz ipimizi koparmadan diğer rengimize geçişimizi yapabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin ana rengi olan rengime geçişimi yapıyorum. Şu şekilde geçişimi yaptım. Şöyle başlıyorum 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başında oluyorum hemen ilk aralığa giriyorum 1 bakınız bu kenar trabzanımız ikinci alttaki ikinciden alıyorum ve üçüncüyü yine araya batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir trabzan hemen zincirin altından kavrayarak giriyorum tığımın başını doluyorum aşağıda bakınız ikinci trabzanı uzatarak alıyorum tekrar üçüncü trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekiyorum aşağıdan uzatıyorum ve tekrar bu şekilde örüyorum bakınız Evet, üçüncü kez modelimizi kuruyoruz ve e, istediğimiz ölçü gelene kadar renklerimizi e, sırasıyla ile değiştirerek ilerletelim. Yeleğimizi istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ettim ve bir sırasıyla renklerimi değiştirdim. Gri mi, mı, krem rengimi yine gri, beyaz, krem, gri, beyaz, krem şeklinde devam ettim ve yeterli ölçü oldu. Evet, e, istediğim büyüklükte oldu. Bir buçuk, iki yaş civarı rahat giyebilir bu çalışmamızı şöyle gördüğümüz zaman 35 santim uzunluğunda yeleğimizin ölçüsü şimdi e, yeterli uzunluğa ulaşmış yeleğimizi kenarlarına ilik yerimizi kol altlarımızı çalışalım yani kol kenarlarımızla birlikte şu kısmımızı da çalışalım ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelsin şöyle arkadan da genel görüntüsüne bir bakalım bakınız gayet güzel e, çok hoş duran bir çalışma oldu. Dilediğiniz renklerle e, kombin ederek çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet şimdi kenarlarımızı tığlama işlemimize geçelim. İliklerimizi erkek çocuğu olduğu için sol tarafına ilik e, diğer tarafa ise düğme yeri çalışmak istiyorum. Hemen gri ipimi alıyorum. Bu kısmı sadece üst kısmı gri ipimle çalışacağım. Diğer tarafımı ise e, Krem rengimle çalışmayı düşünüyorum. Tabi sizler de dilediğiniz şekilde çalışmalarımızı yapabilirsiniz. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum. Örgümün düz olması için yeleğimin sağ tarafından bu kısımdan başlıyorum. Yakayı tamamen dolaşarak diğer tarafa geliyorum. Bu başlangıçtaki bulunan sağ taraf düğmemizi dikeceğimiz bölüm olacak. Erkek bebeklerde ilik çalışması Sol tarafta olmakta tabi eğer yanıldıysanız ya da fark etmez derseniz hiç fark etmez nereden isterseniz oradan da iliğimizi açabilirsiniz. Gri rengimden şöyle batarak başlıyorum. Bir tane zincirimi çekerek sağlamlaştırdım. Tığımın başını doluyorum. Hemen krem rengimin bulunduğu yere geçiyorum. Şu şekilde bir tane başını doladığım tığımı örüyorum. Trabzanıma tekrar giriyorum. İkinci kez alıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1, 2. Başını doluyorum. Tek seferde ikişer ikişer alarak yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın her trabzanımızı şu şekilde yandan duran trabzanlarımıza bir defa başını doluyorum. İkinci kez tekrar. Bir defa başını doluyorum. İkinci kez tekrar. Bir defa tekrar örüyorum. yukarıya doğru bu şekilde örerek ilerliyorum. 1 ve 2 tam yukarısı olduğu için şuradaki başlangıç yerime bir tane batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve hemen dönüyorum. Bakınız ilk trabzan aramızın bulunduğu yere dönelim. Şu kısma değil öncesinde şu kısmımıza bir defa sık iğne olarak girelim. Diğer trabzan arasına sık iğne bakınız başını dolamıyorum tepe kısmında sadece sık iğne olarak çalışıyorum sık iğnemizi yaparak ilik açacağımız diğer yönümüze doğru ilerliyoruz ipimi de gizledim şu şekilde birer birer sık iğnelerimle ilerliyorum araya batmıyorum diğer tarafa geçiyorum artış ayrım yerimizi batmadan diğer tarafı örmeye devam ediyorum sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim Evet iliğimizin yaka kısmını sık iğne ile örerek geldim şimdi sol taraftayız ve iliğimizi çalışacağımız bölümdeyiz İliğimizi sadece ben roba kısmında çalışmak istiyorum onun için üç tane düğme yeri ayarlamak istiyorum birinci iliğimi ilk trabzana İkinci iliğimi 5. sıradaki trabzana bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıradaki trabzana yerleştirmeyi düşünüyorum. Ve burada sıramızı sayarken birinciyi de dahil ederek sayıyorum. Bakınız 1, ilk iliğimi açacağım bölüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5. de ikinci iliğimi açmak istiyorum. En sonda ise yeniden 3. iliğimizi açalım. Burada sayınca bakınız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sık iğnemi örerek gelmiştim ve geçtim bakınız bir tane daha başını doluyorum yan tarafa geçtiğim için son sık iğnemden sonra şu şekilde tek seferde çekiyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen ikinci trabzana geçiyorum burası bir tane iliğimiz için hazırlamış olduğumuz yuvamız oldu bakınız düğmemiz için ilik yuvası ve ikinci tek seferde geçiyorum bu şekilde ilerliyorum 1 2 5. sıraya kadar ilerleyelim 1 2 3 4 5 5. sıradayız hemen geri çekiliyorum bir tane örüyorum bakın 5. sıraya bir tane başını dolayarak battım 1 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum Diğer sırama geçiyorum ve bu şekilde ikinci yuvamı da hazırlamış oluyorum. Aşağıya doğru inelim. Bir, iki. Son iliğimi de açtım. Griden başlamıştık. Yeniden griyi de kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İliğim için hazırlamış olduğum yerin içerisine gelerek bir defa başını doladığım tığımı örüyorum. Diğer trabzanlarımın da aralarına girerek bakın araya giriyorum. Bir araya giriyorum. Bir defa başını doladım. tığımı örüyorum. Tek sefer araya giriyorum. Bakın hepsinin arasına giriyorum. Üzerine batmıyorum. Şimdi iliğimin bulunduğu noktaya geldim. Bir defa örüyorum. İkinci bir kez batmıyorum. İliğimiz genişlemesin. Diğer tarafa geçiyorum. Her bir araya birer tane başını dolayarak batıyorum ve çekiyorum. İliğimin bulunduğu noktaya geliyorum. Bir bakınız en son başlangıç noktama geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve şu şekilde hazırlamış oluyoruz bakınız 1 2 3 tane ilik yerimiz hazır çok da güzel oldu Evet burada ipimizi keselim bir tane zincirimizi çektikten sonra ipimizi içeriye gizleyelim Evet ilik yerimizi çalıştım şu şekilde ipimi de içeriye gizledim güzelce karşı taraftaki düğme yerimize çalışmaya başlayalım bakın şuradan başlamıştık burada ise tam yukarıdan aşağıya doğru inerek öreceğiz tepe noktama geliyorum şu kısma bakınız batıyorum şu kısma batalım sabitliyorum bir tane zincirimi çektikten sonra araya giriyorum tek seferde çekiyorum her bir trabzan aramıza girelim tek seferde çekelim Tamın başını doluyorum bakınız yeleğimizin iç kısmından yapıyoruz bu kısmı dikkat edelim tek seferde trabzanlarımızın arasına girerek örelim düğmelerimiz için uygun yerimizi bu şekilde hazırlayalım çatlama yapmıyoruz birebir tamamının üzerine batarak örüyoruz sona kadar geldim Kriği ipimizin olduğu başlangıç noktama geldim bir tane zincirimi çekiyorum ve yine makasım yardımıyla kesiyorum şöyle çevirip bakıyorum bakınız çok çok hoş oldu gayet güzel şuradaki kalan iplerim hemen kendi içerisinde gizliyorum bir tane düğmemi de diktim bakınız şimdi kolumuzun kenarını da aynı şekilde sık iğne yaparak tamamlayalım kol altından başlıyorum öncesinde bir tane zincirimizi çekelim ve hemen sabitleyelim kendimizi giriyorum bir zincir çekiyorum sadece sık iğne olarak ilerliyorum artış yerine bir tane girdim ve bütün trabzan aralarına birer birer sık iğnemizi yaparak tamamlayalım sadece sık iğne yapıyorum bakınız başını dolamadan giriyorum tek seferde çekiyorum tek seferde kapatıyorum ve başlangıç noktama kadar ilerliyorum başlangıç yerimize kadar geldim bir tane zincir çekmiştim hemen altından şu şekilde girelim ilmeğimizi kaydırarak bir tane de zincirimizi çekip makasımız yardımıyla keserek tamamlıyor Evet kestim ipimi İçeriye gizleyelim. Hem başlangıcı hem de bitişteki iplerimizi şu şekilde kendi renginde içine çekelim. Ve kenar tığlamamıza da başlayalım. Şu şekilde bakınız robamızın tığlamalarını tamamladık. Kenar tığlamamızı çalışmak için robamızın en altında bulunan trabzanımızın hemen yanından giriyorum. Şu şekilde bağlanıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ipimizi de şöyle alttan gizleyelim. Tığımın başını dolayarak bir defa giriyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci kez giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğer trabzanı bir. Tek seferde çekiyorum. İki. Yeniden bir. Ve tek seferde ikinci kez giriyorum. Ve bu şekilde başını dolayalım. Her yan trabzanımıza iki defa batarak aşağıya kadar inelim. Alt kısma gelince tekrar görüşelim. Evet sıramızı dolaşarak geldim. Geçiş yerinde 1, 2 üç, dört, beş tane trabzanımızı ördüm. Bir defa doladım. Her bir trabzan arasına ve zincirimizin olduğu yere birer tane örerek ilerledim. Ve diğer uca kadar geldim. Diğer ucumuzda yine aynı beş defa başını bir defa dolayarak alalım ve karşı tarafta örmüş olduğumuz gibi örerek yanımızı tamamlayalım. 1, 2, 3, 4 ve beşinciyi de örüyorum. Yukarıya doğru örerek geldim. Robamızın hemen yanına yaklaştım. Başını dolayıp örüyorum. Robamın alt kısmına giriyorum. Sadece geçişimi yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümüzün yönünü çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum. Her iki bakınız başını dolamış olduğum yerin arasına girerek tekrar başını bir defa dolayarak batıyorum. Her trabzan aralığına girerek başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tek seferde çekiyorum. Ve diğer Roba altına kadar çalışmış olduğumuz bütün trabzanlarımızın arasından girerek işlemimizi tamamlayalım. Her trabzanımızın arasına giriyorum. Üzerine basmıyorum. Bakınız araya girerek şu şekilde dümdüz güzel bir görüntü oluşturarak diğer başlangıç yerimize kadar ilerliyoruz dönüşümüz bükülmesin bakınız. 1 2 3 defa çift şekilde battım. Diğer taraflarda herhangi bir değişiklik olmadan her bir araya birer tane batarak ilerliyorum. Diğer köşemizi de aynı şekilde örelim. Şu kısmımızı yukarıdan örerek geldim. Tam geçiş yerindeki şu kısmı hatırlatmak istedim. Aynı yere bir, bir sonraki yere tekrar bir, bakınız iki yere çift battım. Toplamda üç yere çift batalım. En üst kısma doğru örerek geldim. Şimdi en son kısmı yaptıktan sonra roba kısmımızdaki ilk trabzanımızın şöyle arasından geçelim birbirine bağlayalım ilmeğimizi geçirdikten sonra bir tane zincir çekerek makasımızda keselim ve birleşmesini sağlayarak kenarlarımızı tığlama işleminde bitirmiş olalım. Bakınız çok hoş oldu. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde yeleğimizi tamamladık ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sizler de bu güzel yeleği örerek sevdiklerinize giydirirsiniz. Evet şöyle de arkasını da görmekteyiz. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.